Size sınır ötesi çok hasta Hı. geldiğini biliyorum. Hangi ülkelerden insanlar size geliyor? Ulaşma nedenlerine bu insanların ve size bu insanların ulaşmalarını mümkün kılan gerek bireysel olarak gerek kurumsal olarak gerekse ülke olarak neler yapılıyor? Bu birinci sorum. İkinci soruyu da birleştirin hocam. Bugün Amerika tıp turizminde çok başarılı bir ülke. İnsanlar bugün Amerika'ya çok fazla sağlıklarını elde etmek için gidiyorlar. Ülke bu insanları çekmek için neler yapıyor? Bu soruları birleştirip cevap verebilirsiniz. Buyurunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğiniz için biraz özür diliyorum, hastayım. O yüzden sesim çok iyi Geçmiş gelmeyebilir. olsun. Sağ olun. Yani benim bilmediğim konudan sordunuz. Söyleyeyim size. Zor yerden soruyorum hocam. Sağlık turizmiyle ilgili çok fazla tabii bizim ilişkimiz yok üniversitede Biraz falan. daha yaklaşabilir misiniz Tabii. kameramıza? Çok, çok spesifik konularda çalışan kişileriz. O yüzden hani, turizm anlamında çok fazla bir bilgim yok ama benim branşımla ilgili bazı bilgiler verebilirim. Yani ben transplant cerrahıyım, bildiğiniz gibi karaciğer ince bağırsak ve abdominal transplant, organ transplantı yapıyoruz. Bizim hastanemize dışarıdan gelen hastalar genelde spesifik şeyler için geliyorlar. Bize geliyorlar mesela neden? Karaciğer nakli için hemen hemen çok hasta gelmiyor. Mesela Türkiye'den başka bir yerden gelmiyor. Birincisi çok pahalı Amerika'da. Ama ince bağırsak nakli için geliyor. Senede yaklaşık 5 ila 10 arası hasta referral oluyor. Orta Doğu'dan gelen var, Avrupa'dan gelen var. Belki de uzak Doğu'dan arada bir gelen var. Bunlar gelirken de ilk yapılan şey, tabii bunu refer eden bizim hastanemiz, bu konuda bir şeyler yaptığını dünyada bilen sistemler var, doktorlar var. Bunlar gönderiyorlar hastayı. Ne yapıyoruz? Bize bu bilgi geliyor hastayla ilgili. O konunun hangi bölümdeyse o doktor bakıyor. Tamam diyor, belki yardımcı olabiliriz. Ve direkt uluslararası hasta merkezi var bizim hastane. International Patient Center diye. Diyoruz ki tamam, evaluation, değerlendirme için görebiliriz. Ondan sonrası tamamen finance'e giriyor. Yani para ve anlaşma işlerine giriyor. Bu merkez o hastanın devletiyle ya da kurumuyla ya da insurance'ıyla görüşüyor. Bizim bunlarla hiçbir alakamız yok. Onlar hallediyorlar. Diyorlar ki bu, yani gelişiniz size şu kadara mal olur eğer transplant olacaksanız. Komplikasyon olursa bu kadar. Hepsinin protokolü ve miktarı var. Ve onlar organize edip bu işlemleri tamamladıktan sonra hasta bize öyle geliyor. Öyle geldikten sonra zaten benim, hani benim derken bizim buradaki ekibin bunlarla uğraşma gibi bir lüksü ve zamanı yok. Direkt normal burada hastayı nasıl görüyorsak o şekilde yaklaşıp tedavi etmeye ya da işte gerekirse nakil yapmaya çalışıyoruz. Nakille ilgili şöyle bir problem vardır. Yani belli bir miktarda yabancı hastayı nakil yapabilirdiniz. Neden? Diyelim 100 karaciğer yapıyorsunuz, %5 kota vardı eskiden. Yani 5 yabancı hasta yapabilirdiniz. Şimdi onu kaldırdılar. Çünkü gerek duyulmadı. Yani yüzlerce hasta gelmiyor Amerikalı hastaların hakkını alacak. Bir de tabii buradan ciddi bir para geliyor. Onu da kesmek istemiyorlar enstitülere. Dolayısıyla öyle bir kota yok. Ama dediğim gibi genelde karaciğer diye buraya gelmiyor. Başka yerlere gidelim. Bir arkadaşımız bahsetti. Hindistan'a gitme sebepleri var mı? Nakil hastaların Amerika'dan. Çünkü regülasyon yok çok fazla. Kimin donör olduğu belli değil Hindistan'da. Türkiye'de o kadar kolay değil. Bu iş bayağı kontrol ediliyordu. Hala son dönemde bazı problemler olabilir ama yani o Hindistan'a, Çin'e gidilmesi, Amerika'dan böbrek bulunmadığı için, orada donörlerle anlaşılıp orada da regülasyon olmadığı için olabilir. Yani sadece transplant anlamında konuşuyorum. Lütfen başka türlü şey yapmıyorum. Çünkü diğer konularını bilmiyorum, diğer branşları. Dolayısıyla hastalar bu şekilde gelip, yani çok ciddi para veriyorlar. Mesela bir ince bağırsak nakli için bu hastaneye gelen hastanın 1,5 milyon dolar ödemesi lazım. Galiba kesildi. Evet, koptu hocamız. Tabii bu da bir deneyim. Şu anda Amerika'daki önemli bir sağlık kuruluşunun, kritik işler yapan sağlık kuruluşundaki önemli bir Türk insanımızın, Türk bilim insanımızın aslında deneyimleriydi. Biraz önce de Kemal hocam dedi ki, tabii Türkiye öyle bir ülke ki
aslında sağlık sisteminde çok güçlü, dünyanın her bir tarafına insanlarını yaymış ve o insanlar oralarda hizmet ediyorlar, büyük memnuniyet dağıtıyorlar. Ama Emin Bey de dedi ki ülkemizde maalesef bazen dedi hizmet konusunda böyle çaba sarf etmeyen insanlar da olabiliyor.